Suplamız için 2 metre uzunluğunda 5 adet ip hazırladım. 3 milimetre uzunluğunda taranabilir makrome ipi. Bir de 4 metre uzunluğunda bir uzun ip hazırladım. Sadece bir adet. Şimdi öncelikle uzun olan ipimizle şu şekilde bir halka oluşturdum. Halka içinde halka oluşturdum. Ve çift taraflı olan yerime 2 metre uzunluğundaki iplerimi ikiye kıvırarak bu yapmış olduğum halkanın altından bakın şu şekilde geçirip ve düğüm atıyorum. Halkamı tutuyorum diğer elimle. İlk düğümümüz hazır. Tekrar 2 metre uzunluğundaki hazırlamış olduğum ikiye kıvrılmış olan ipimi bakın bu çift halka olan yerlere takacağız. 2 tane 2 kat olan yerlere altından ipimi yerleştirdim. Bir boşluğundan geçirerek düğümümü attım. İkinci düğümüm oldu. Ve tekrar 2 metre uzunluğundaki ipimi ikiye kıvırdım. Çift olan yerden halkamın altından geçirip düğümümü attım. Düğümlerin üst üste gelmemesine dikkat edin. Şimdi kısa olan ipim bakın şöyle göstereyim. Kısa olan ipimi şurasını tutuyorum ve yavaşça çekiyorum. Ve halkamı küçültebildiğim kadar küçültüp içinde boşluk kalmayıncaya kadar sıkıştırmaya devam ediyorum. Evet. Sonra 2, 4, 5. 5'i şöyle ayıralım. Diğer 5 şöyle kalsın. Şimdi bu küçük halkamı hemen bakın uzun olan ipim elimde. Bunun üzerine hem sabitlemek amacıyla hem de halkalarımı birbirine yaklaştırmak amacıyla düğümü atıp burayı keseceğim. Ve bu ip kafa karışıklığını engellemiş olacak. Uzun olan ipimiz sürekli sol elimizde ve üstte kalacak. Diğer iplerin hep sürekli üzerinde olacak. Şöyle hafiften çevireyim yapması daha kolay olsun. Ağırlık koyabilirsiniz üzerine veya yapıştırabilirsiniz ama sürekli pozisyon değişeceği için ben elimde ilk sarıyı bu şekilde zorlanarak da olsa yapacağım. Uzun olan ip elimde. Bu sabit kalacak sürekli. Hemen ona en yakın olan sıradaki ipimi alıyorum. Parmağımla da bu ortadaki halkaya bastırıyorum bakın. Bir düğüm attım. Tekrar aynı iple ikinci düğümümü attım. Bunu atıyorum diğer tarafa. Sıradaki ipe geldi. Hemen bununla da bir ve ikinci düğüm. Bunu da atıyorum diğer tarafa. Bakın şimdi tam şurada bir detay göstermem gerekiyor. Burada bir boşluk var. Bunu bu şekilde yaparsak kasar. Buraya bir tane ip eklememiz gerekiyor. Boşluk olan yerlere iplik eklemek suretiyle modelimiz hep aynı şekilde ilerliyor. Uzun olan ipime tekrar 2 metre uzunluğunda kesmiş olduğum ipimi alttan İlk baştakisi gibi tıpkı geçirip düğümü atıyorum. Ve bunu da iki düğüm atmışların tarafına doğru alıyorum. Sıradaki en yakın ipimden tekrar iki düğüm atarak devam ediyorum. Tek dikkat etmemiz gereken boşluklarda ip eklemek ve de attığımız düğümlerin ne gevşek ne sıkı
Hep aynı gevşeklikte, sıkılıkta olmasına dikkat edeceğiz. Bir kısmı gevşek, bir kısmı sıkı olursa modelimiz muntazam durmayacaktır, kasacaktır veya eğri bürü duracaktır. İstediğimiz boyuta gelinceye kadar işlemlerimizi bu şekilde devam edeceğiz. Evet, suplamız bitti arkadaşlar. Size anlattığım teknikle tam 14 sıra ördüm ve sonlandırdım. Videomu izleyip beğendiyseniz like ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olan arkadaşlar bildirim zillerinizi açmayı unutmayalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.